Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar Superbet Rapid 2022 Rapid Blitz turnuvasındaki heyecanlı maçları takip etmeye devam ediyoruz. Duda kazandı arkadaşlar turnuvayı ama biz maçların analizleriyle devam ediyoruz. Çünkü bizim için esas olan aslında maçlardan elde edebileceğimiz bir bilgi var mı, bir tecrübe var mı? Onları incelemek. Beyazlarda Duda var, şampiyon Duda var. Siyahlarda ise So var, Wesley So var ve bakalım beyazlar nasıl oynamış. Maça geçmeden önce lütfen arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı, Hayatımız Satranç Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmasınlar. Beyazlarda Duda E4'le başlıyor, E5'e. At F3, At C6, Fil B5'le. Beyazlar diyor ki İspanyol oynayacağım ve siyahlar At F6 devam ediyorlar. Berlin savunmasını tercih ediyorlar. Elbette ki şu anda E4 piyonu tehdit altında. D3 sürüşüyle beyazlar hem filin çaprazını açtı hem de E4 piyonu korumuş oldu. Fil C5'le siyahlar gelişimine devam edince de önce fil çarpı C6, D çarpı C6 hamlesinden sonra ki burada arkadaşlar belki de hepimiz diyebiliriz ki ya B ile alması çok daha iyi değil mi? Ama D ile alıyor arkadaşlar ve vezirin de önünü açmak istiyor siyahlar. At B'den D2, fikir at C4'ten E5 piyonuna saldırmak. Kısa rokla siyahlar cevap verince at C4 ver piyonu. Buna da kale E8 ile savunmayı tercih etti. Atla da savunabilirdi. At D7 ile savunabilirdi. Ama kale E8 ile savunmayı tercih etti. Fil E3 benim en sevdiğim hamlelerden bir tanesi. Çünkü rakip aldığı zaman ben de F ile alıyorum. Böylelikle rok yaptığım zaman F'den direkt kalenin önü açılmış oluyor. Hem de benim piyonum E3'e taşındığı için D4 sürüşü çok kuvvetli geliyor arkadaşlar. O yüzden ben seviyorum fil E3 hamlelerini. Fil B4'ten şah çekmeyi tercih etti siyahlar. Burada acaba bir C3 hamlesi düşünülebilir miydi diye baktığımız zaman da arkadaşlar elbette ki D4 sürüşleriyle destek bulacaktı falan filan. Ben olsam sürerdim. Fil D2 hamlesiyle kapatmak istedi beyazlarda Duda. Fil alır D2, vezir alır D2. Birazcık sadeleşmiş bir oyun görüyoruz. Ve at D7 ile şimdi piyon tutuldu. Çünkü beyazlar zaten E4 piyonu iki taşla tehdit ediyordu. Sadece kale koruyordu. O yüzden at D7 belki de zorunlu bir hamleydi. At D7 hamlesinden sonra arkadaşlar eğer ki beyazlar kısa rok düşünmüyorsa, uzun rok düşünüyorsa ki vezirin önü açıldığına göre uzun rok yapmasının önünde herhangi bir beis yok. G4 ve H4 piyon sürüşleriyle rakibin şah tarafına doğru rok yapmış yana doğru bir saldırı fikri olabilirdi ki beyazlar da Duda da G4 sürmeyi tercih etti. Siyahlar at F8'e birlikte hem atına manevra yaptırıp hem de geç gelişen C8 fil ile G4'e bir bakış attı. G5 sürüşüyle o piyon kurtarıldı. At G6 manevrasıyla G5 piyonu önü kesilmiş oldu. Aynı zamanda da kuvvetli bir kare olan F4 karesi de güzel bir bakış açılmış oldu. H4 piyon sürüşüyle beyazlar hiç R yapmadan devam ediyorlar. Şimdiki hamle çok güzel ki G4 hamlesi doğrudan doğruya atı istiyor. Burada beyazlara at G1 tavsiye ediyor ama at G1 hamlesini So yapmadı. Sebebi at G1'den çekindiği için değil, at G1 hamlesinden sonra fil D1 karada bakacağı için roku engelleyecek ve roku geciktirecek. O yüzden vezir E3 ile korumayı tercih etti. Bu küçük bir hata olarak değerlendiriyor arkadaşlar ama ben çok da bir hatalık bir durum görmüyorum. Belki de biz olsak da vezir E3 yapardık. Çünkü fikrimiz uzun rok yapmak, artık piyonları sürmüşüz çünkü. Buna da fil H5'e cevap verdi. Elbette ki H piyonun önü de kesmiş oldu. İki alet birden H ve G piyonun önü şu anda kesmiş vaziyette. Uzun rok geliyor beyazlardan Duda. Uzun rok yapmak istiyordu zaten. Ve uzun rok gören So ise A5 piyon sürüşüyle sen benim şah karadığımdan piyon sürersen ben de senin uzun rok yapmış şahın tarafından piyon sürerim ve saldırırım dedi. Kale deden tevhir elbette ki at açmazdaydı arkadaşlar. Az önce atı kaldırmak istiyor beyazlar. Duda atı kaldırmak istiyor. O yüzden önce at F1. Belki de fikri atı G1'e oynayıp F4 sürüşlerine fırsat vermek. A4 ile devam ediyor siyahlar yolunda. Burada bir A3 hamlesi gelebilir miydi? Bu ilerleyecek çünkü daha devam edecek ilerleme bu piyon. Onun önünü kesmek için bir A3 hamlesi. Yani at A3 hamlesi birazcık sakıncalı olabilir. Atı buraya bağlar. Diğer at da pek bir işe yaramıyor. O yüzden at A3 hamlesi belki tercih edilmezdi ama A3 hamlesi tercih edebilirdi. Onda da şu şekilde çekilmiş olabilir bu da. A3'ten sonra rakip elbette ki B5 sürecek ve atı isteyecek. At kaçtıktan sonra da belki de B4 sürüşleri, C5 sürüşleri siyahlar için ciddi tehlikeli sürüşler olabilirdi. At G1 oynamayı tercih etti beyazlar. Artık biz hepimiz dedik ki galiba F4 gelecek birazdan. Ama öyle olmadı. B5'te atı isteyince siyahlar önce atı kaçıyor D2'ye. Ve şimdi siyahlar F4'e fırsat vermeden at F4 oynadılar ve bu at arkadaşlar çok etkili bir yerde.
Acaba şimdi beyazlar tarafından bir at H3 ya da bir at E2 hamlesi, gerçi at E2 gelemiyor da fil olduğu için çaprazda, yani bir at H3 hamlesi gelebilir miydi acaba o rahatsız edici at olarak kaldırmak için? Yapmadı, önce F3 sürmeyi tercih etti, atın yeri gerçekten çok güzel. Siyahlar ise B4 sürüşüyle artık iyiden iyiye saldırısına vücut verme, eti kemiğe bürünmeye başladı. Burada at H3 ya da at E2 hamlesiyle artık at rahatsız edilebilir ama zaten biz şu F3 hamlesinden sonra şey bekliyorduk. Hani at E2 oynayacak herhalde. Hani filin çaprazını kesti ve at E2 oynayacak herhalde beklerken at H3 oynadı. Az önce de oynayabiliyordu. At H3 hamlesinden sonra ise şimdi siyahların hamlesi B3 oldu. Ve dedi ki ben dedi artık senin piyon yapını rok yapmış, uzun rok yapmış yan taraftaki piyon yapını parçalamayı garantiledim dedi. Alacaksınız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. A çarpı B3 alındı ve siyahlar A çarpı B3 yolla devam edebilirdi ama atla alıp da atı savunmaya getireceği için o yüzden dolayı almamayı tercih etti ve burada çok daha doğru bir şekilde at E6 oynadı. Arkadaşlar at E6 hamlesinin doğruluğu şu: at birazdan D4'lere oturup asıl saldırı kanadı olan beyazların uzun rok yapmış şah kanadına bakış atmak isteyecek. O yüzden dolayı at E6 oynandı. Burada beyazın artık F4 sürmesi lazım. Beyaz ısrarla F4 sürmedi ve bir savunma hamlesi yapmaya çalışırken ortalığı cortlattı. B4 sürüşü hatalı bir sürüştü çünkü siyahların A3 piyon sürüşü var. Şimdi ne yapacaksınız? Ya alacaksınız, ya süreceksiniz, ya da bırakacaksınız. O sizi alacak. Eğer alırsanız hata, çünkü aldığınız durumda kare çarpı A3 ve vezir A8 hamleleriyle ciddi sıkıntı oluşturabilecek siyahlar. Almasanız daha kötü, düzeltiyorum, almasanız çok daha iyi bir hamleydi ama o da sıkıntılı. Hani B3 piyon sürüşünden sonra rakip artık A2'lerle isteyecek. Şah B2 tamam var ama yani bunu da kimse istemez herhalde, bu piyonun bir hamle sonra vezire çıkacak bir piyon olmasını kimse istemez. O yüzden beyazlar da duda dayanamadı ve alır A3 yaptı ve iyiden iyiye hata yapmış oldu. Ama siyahlar burada kare çarpı A3 yani hataymış. Kare çarpı A3 almamalıymış. Fikir olarak şöyle bir şey yapması lazımmış. C5 sür. Eğer seni alırsa hat açılsın ve yürü. Daha sonra işte atla falan da alırsın bu piyonu illaki ve atın da hücuma kalkar. Ve iki hatla birlikte, iki açık hatla birlikte A ve B hatlarıyla rakibi şah kanadına saldırma fikrin olsun şeklinde bir siyahların fikri olması lazımmış. Yapmadı siyahlar. Gitti kare çarpı A3 aldı ve bu da hata siyahlar adına. Yani Soğ belki bir miktar daha düşünüp C5 hamlesini bulabilirdi ama kare çarpı A3'ü kendisini şartlandırdığı için direkt kare çarpı A3 aldı. Elbette ki siyahlar avantajlı. Şah B2 ile ver kaleyi, kale A4'ten ver piyonu. Şimdi enteresan bir şekilde kale A1 tavsiye ediliyor. Yapılır mı? Çok zor arkadaşlar. Çünkü piyonunuz tehdit altındayken, özellikle bir hattı da açacakken bu hamleyi yapmak kolay değil. Ama beyazlar için diyor ki Stockfish, bir piyon ver ama yapını düzelt. Bu kalelerin hiçbir halta yaramıyor. Şu kalelerin A hattından bir halta yarasın artık diyor beyazlar için. Duda C3 oynayarak B4 piyonu korumayı tercih etti. Siyahlar ise gecikmiş bir C5 hamlesi yapmayı uygun gördü. Şimdi kale A1, kale çarpı A1, kale çarpı A1, C çarpı B4. Beyazların şimdi C çarpı B4 yapması yanlış bir tercihmiş. Ölü atını canlandır ve merkezdeki piyona bakış at. Bu oyunda bir şeyler elde etmek istiyorsan bunu yapman lazım. Sen eğer at C4 yaparsan rakip alırsa şah alırsın ve şahını icabında D2'lere kaydırabilirsin diyor Stockfish beyazlar için. Ama beyazlar hata yaptı ve C çarpı B4'ü aldı. Burada vezir B8 ile birlikte siyahların çok kuvvetli hücumunun ilk başlangıcı olacak. Aynı zamanda arkadaşlar bu C piyonun aynı zamanda D4 karesine tuttuğunu unutmayalım. Çünkü atın D4'e gelmesini engelliyordu. Ama C çarpı B4'ten sonra at artık özgürdür ve D4'e de gelebilir. Vezir B8 tempolu bir hamleydi, piyonu istiyordu ama siyahlarda Soğ vezir B8'den değil de vezir D6'dan bu piyonu istemek istedi. O yüzden vezir D6 oynadı. Burada iki şekilde savunulabilir. Şah C3 de savunulabilir. Kale A4 de savunulabilir. Şah C3 biraz daha riskli görülen bir hamle olsa da çok daha doğruymuş. Kale A4 tercih etti beyazlarda Duda. At D4 inanılmaz oturdu. At önce F4'e oturmuştu. Şimdi bekledi, bekledi, bekledi. Fırsatını yakaladı. D4'e oturdu. Gerçekten bu at ölümcül bir at olacak. Şimdi siyahlar adına at C4'te ver veziri ama işe yaramaz. Vezir D7 ver atı, ver kaleyi. Arkadaşlar
hem kaleyi istiyor, hem atı istiyor. Ama bu hamleden de kurtulmanın bir yolu vardı arkadaşlar. Bu hamleden kurtulmanın yolu at çarpı e5'ti beyazlar adına. Ama beyazlar da Duda at çarpı e5 almak yerine kalesini a5'e oynadı. Peki kale a5'e zaten bakacağız. Oyun böyle devam edecek. Ama şu at çarpı e5'te ne oluyormuş bir bakalım. Şu anda arkadaşlar baktığım zaman beyazların bir piyon üstün olduğunu, yani Duda'nın bir piyon üstün olduğunu söyleyebiliriz. Duda avantajlı gibi görünüyor ama tabii ki de kolumsal olarak siyahlar daha avantaj. Çünkü taşları çok daha doğru yerlerde. Ata bakın, inanılmaz yerde. Bir tek fili sıkıntılı ama beyazın atı da çok sıkıntılı. Aslında iki at da fena yerde değil ama siyahın atı beyazın atını döver bana kalırsa ve şah da çok kötü konumda. At çarpı e5 çözüm oluyordu. Çünkü buna eğer siyahlar vezir çarpı a4 alırsa beyazlar da ne yapıyordu? Az önce burada bir piyon vardı, atı koruyordu. Ama artık korumuyor. O yüzden vezir çarpı d4 yapacaklar ve bu şekilde bir oyuna gidilecek. Şu oyuna baktığımız zaman evet, siyahların bir kalite önde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama beyazların da iki piyon üstün olduğunu, fazladan iki piyon olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve beyazlar için daha kabul edilebilir bir oyun olacaktı. Ama at çarpı e5 yapmadı, kale a5 yaptı. Bu da hata arkadaşlar. Niçin hata? Çünkü vezir çarpı h3 şu anda siyahlar bir alet önde. At çarpı e5 hamlesinden sonra şimdi hamle sırası siyahlarda. Elbette ki şimdi siyahlar atı alamıyorlar çünkü kale korudu. Aynı zamanda beyazlar da atı istiyor. O yüzden dolayı eğer ki atı alırsa beyazlar büyük avantaj elde edecek. İki piyon öne geçmiş olacak. O yüzden dolayı siyahlar için doğru hamleyi bulması lazım ve buluyor. Vezir h2 şah. Vezir h2 hamlesiyle şimdi ver şahı, ver atı şeklinde bir hamle olduğunu görüyoruz. Şah c3'e kaçınca da hemen atı alabilir ama almıyor. Çünkü atı aldığı zaman kendi atı da mefta oluyor. O yüzden önce at e2'den şahlıyor, atı kurtarıyor. Şimdi şah c4'e kaçınca da yine almıyor arkadaşlar. Atı almıyor. Ya çünkü niye atı almıyor? Ding dang. Kalele şah çekiş var. O yüzden dolayı önce at f4 oynuyor. Şimdi piyon atı koruyunca da vezir c2 şah. Vezir c3'ten sonra vezir e2 bir şah daha. Ki siyahların bir alet üstün olduğunu unutmayalım. Siyahlar bir alet üstün. Beyazlarsa bunun karşıda iki piyonu var fazladan. Şah c5 hamlesinden sonra. Şimdi fil çarpı f3 gelebilir aslında. Hiçbir engel yok. Çünkü fil çarpı f3 birlikte beyazlar illaki atı almayacaktır. Ama yapmıyor böyle bir şeyi. Vezir f2 oynuyor ve piyonu açmaz alıyor. Piyonu açmaz alarak bu atı düşürme derdinde. Beyazlar şahı oynayacak ve açmazdan kurtulacak. Şah c6 hamlesiyle artık beyaz şahın da amacı bir şekilde b7'lere gitmek. Kaleyi indirmek. Şu baş belası kaleden kurtulmak. Piyonu almak. Geçer piyonu iş yapmak falan filan. Burada da siyahların güzel bir hamlesi varmış ama bulunur muydu, bulunmaz mıydı? Zordu arkadaşlar. At e6 tavsiye ediliyor. Ama siyahlar çok daha iyisini buluyor aslında. Yani çok daha iyisini bilmiyorum da ben olsam da ben de aynısını yapardım. Ya fille alırdım ya da vezirle alırdım aslında. Vezir çarpı h4 geliyor arkadaşlar ama siyahlar için bu hamleyi Stockfish hiç beğenmedi. Hiç beğenmiyor. Çünkü diyor ki bu varyanttan sonra eğer şah kendisini b7'ye atarsa ve vezirle piyonu isterse, aynı zamanda kale a8'lere de girerse, bu piyon siyahların başına dert olur diyor. Siyahlar şu anda çok hafif üstün. Az önce inanılmaz üstündü. Oyun siyahlar için, soğuk için kazançtı. Ama Duda aslında doğru hamleyi bulsa, şah b7 yapsa oyun belki eşitliğe getirebilecekti. Ama Duda at d7 hamlesini yaptı ve oyun tekrardan siyahlara kazanç oldu. Çünkü siyahların artık çok iyi hamleleri var. Önce vezir h3 yapıyor. Hem ata bir bakış atıyor. Hem piyonu tekrardan istiyor, f3 piyonunu. Buna da d5 sürüş yapıyor beyazlar. Beyazların d5 sürüşünden sonra ise önce fil çarpı f3. Şah çarpı c7 piyona piyon alındı gibi görünüyor. Ama arkadaşlar şimdi vezir h2 hamlesiyle artık istek. Bakınız açarak şah isteği var. Atı e2 oynayacak. Ver veziri. Ver şahı şeklinde açarak şahla bir taş kazancı düşüncesinde. Şah b6 ile bu tehditten kurtulsa da fil çarpı e4 var. Fil çarpı e4'ten sonra şimdi tehdit at çarpı d5 ver şahı, ver vezir şeklinde bir çatal tehdidi var. Kaleyle almanız durumunda da kale düşüyor arkadaşlar. Kalite geri kalıyorsunuz. O yüzden vezir c6 oynadı ama vezir c6 da hataydı.
Çünkü izleyelim arkadaşlar. Kale E6'ya gelip veziri açmazı alacak. Alacak ama alamıyor. Niçin? Piyon var. O yüzden önce at çarpı D5 şah. Eğer kale çarpı D5 yapılırsa da kale E6'dan veziri isteyecek. Ki zaten arkadaşlar şu vezir C6 hamlesini oynadıktan sonra dudağı terk etmiş. Kötü bir hamle yaptığını görmüş. Terk etmiş. At çarpı D5'i görmüş çünkü. Peki burada şah bir yere kaçarsa. E nereye kaçacak baba? Buraya kaçamıyor. Değil mi? Zaten vezir var. Buraya kaçamaz. E başka nereye kaçacak? Eğer şah B7'ye kaçarsa yine sıkıntı. Çünkü at açarak hop veziri açmaz alacak. Bu da sıkıntı. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Siyahların bu ham, daha doğrusu beyazlar vezir C6 hamlesinden sonra terk etmiş ve soğuk maçı kazanmış. Güzel ve öğretici maçtı arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı, Hayatımız Satranç Instagram sayfasında takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç denen olmanız dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.